Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Çocuğunuzla parmak oyunları oynuyor musunuz? Onunla birlikte parmak oyunları oynamanız, çocuğunuzun sözcük dağarcığının gelişmesini ve dile hakimiyetinin artmasını sağlar. Parmak oyunları söylerken yaptığı hareketler küçük kaslarının gelişimini destekler. Peki nasıl parmak oyunları oynayabiliriz diyorsanız, işte biz bu videoda sizleri çocuğunuzla birlikte oynayabileceğiniz bazı parmak oyunlarıyla tanıştırmak istiyoruz. Öncelikle çocuğunuzla oynayacağınız parmak oyunlarının sözlerini bir yere not alın. Boş kağıtları birazdan sizinle paylaşacağım örneklerde olduğu gibi parmak oyunlarının sözlerini yazarak benim hazırladığım gibi kartlar hazırlayabilirsiniz. Çocuğunuzla oynamaya başlamadan önce parmak oyununun sözlerini birkaç kez okuyun ve hareketlerini de canlandırarak prova yapın. Ardından çocuğunuza parmak oyunları oynayacağınızı söyleyin. Öncelikle parmak oyununun sözlerini siz söyleyin ve beden dilinizi de kullanarak parmak oyununun sözlerini canlandırın. Örneğin tırtılın karnı acıkmış derken elinizle karnınıza dokunabilir, başlamış tırmanmaya derken elinizle tırmanma hareketi yapabilirsiniz. Bu şekilde parmak oyununu çocuğunuz için eğlenceli hale getirebilir ve sözlerini onun kısa sürede öğrenerek sizinle birlikte söylemeye başlamasını destekleyebilirsiniz. Şimdi gelin çocuğunuzla birlikte söyleyebileceğiniz birkaç tane parmak oyunu örneğini birlikte inceleyelim. İlk parmak oyunumuzun ismi Tırtıl. Şimdi sizlere Tırtıl isimli parmak oyununu nasıl oynayabileceğinizi canlandırmaya çalışacağım. Tırtılın canı sıkılmış, başlamış gezinmeye. Tıkır, tıkır da tıkır. Tıkır, tıkır da tıkır. Orada bir ağaç görmüş. Başlamış tırmanmaya. Tıkır, tıkır da tıkır. Tıkır, tıkır da tıkır. Karnı acıkmış. Oradan bir dal koparmış. Başlamış yemeye. Çıtır, çıtır da çıtır. Çıtır, çıtır da çıtır. Karnı doymuş. Keyfi yerine gelmiş. Başlamış oynamaya. Şıkır, şıkır da şıkır. Şıkır, şıkır da şıkır. Çok yorulmuş, uykusu gelmiş. Başlamış uyumaya. Mışıl, mışıl da mışıl. Mışıl, mışıl da mışıl. Şimdi ise size Ben Bir Ağacım isimli farklı bir parmak oyununun nasıl oynandığını canlandırmaya çalışacağım. Ben bir ağacım, dallarım var benim. Dallarım bir çiçek açtı. Dallarım iki çiçek açtı. Dallarım üç çiçek açtı. Dallarım dört çiçek açtı. Dallarım beş çiçek açtı. Bir rüzgar çıktı. Yağmur yağdı. Şıp 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 şıp. Tüm çiçekler döküldü. İşte ben bir ağacım parmak oyununu da bu şekilde oynayabilirsiniz. Son olarak bir de parmak ailesi oyununu birlikte nasıl oynayabileceğinize göz atalım. Anne parmak, anne parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Baba parmak, baba parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Abi parmak, abi parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Abla parmak, abla parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Bebek parmak, bebek parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Parmak ailesi oyununda işte bu şekilde çocuğunuzla birlikte oynayabilirsiniz. Burada paylaştığımız örnekler gibi çok çeşitli parmak oyunlarını çocuğunuzla birlikte her gün oynamayı deneyebilirsiniz. Çocuğunuz parmak oyununu oynarken onu videoya çekip ardından kendini izlemesini sağlayabilirsiniz. Bu onun hem parmak oyununun sözlerini pekiştirmesini hem de dili nasıl kullandığını görerek yeni denemeler yapmasını eğlenceli bir şekilde sağlayacaktır. Parmak oyununu çocuğunuzun öğrenmesi ve sizinle birlikte söylemesi için bol bol tekrarlayın. Çocuğunuzla parmak oyunları oynarken onun dikkatini çekmek için eğlenceli bir ses tonu kullanmanız da çok önemli. Sözcükleri tek tek söyleyerek çocuğunuzun parmak oyununun sözlerini daha iyi anlamasını destekleyebilirsiniz. Biz bu videoda çocuğunuzla parmak oyunları oynarken nelere dikkat edebileceğinizi ele aldık ve birlikte oynayabileceğiniz parmak oyunu örneklerini inceledik. Çocuğunuzla kaliteli vakit geçirmek ve onun gelişimini desteklemek için birlikte oynayabileceğiniz oyunlara ve uygulayabileceğiniz etkinliklere yönelik diğer videolarımıza göz atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.